Bu derste daha iyi İngilizce öğrenmek, İngilizce'deki başarınızı ve anlama algı seviyenizi artırmak için Türkçenin rolünden bahsedeceğiz. Daha iyi İngilizce öğrenebilmek için, daha İngilizce konuşmak, yazabilmek için aslında daha iyi Türkçe bilmeye ihtiyacınız var. Ya da daha iyi Türkçe bilmek, daha iyi İngilizce öğrenmenize yardımcı olacaktır. Şimdi bu neden böyle, biz buraya nereden geldik, onu sizinle paylaşacağım. Açıkçası okurlarımdan, ziyaretçilerimden çok güzel bu tarz videolara diyelim ön ayak olan güzel mesajlar alıyorum. Geçenlerde de hem essay rehberini hem de speaking rehberini bitiren öğrencilerimden birisi Ender Bey. Bu arada ders sunumuna teşekkür edebiliriz. Çünkü o vesile oldu bu konunun gündeme gelmesine. Ender Bey bana şöyle bir mesaj yazmıştı. Ve gerçekten çok doğru. Çünkü aslında belli bir alanda çalıştığınızda bir süre sonra hani aklın yolu birdir derler ya, aynı sonuca aynı kanaate varıyorsunuz. Ender Bey demiş ki ben çalıştım çalıştım hocam ve şu an ilerlediğimi hissediyorum ve bu süreçte de şunu fark ettim. Kişi kendi dilini ne kadar iyi biliyorsa, dilin yapısına, dilin bilincine ne kadar hakimse, diğer bir dili, ikinci bir dili İngilizceyi o açıdan daha rahat anlıyor, daha rahat öğreniyor. Yani iyi İngilizce öğrenmek için iyi Türkçe bilmeye aslında ihtiyacımız var. Şimdi başarı için, ilerleme için, anlama için Türkçe bilmeye ihtiyaç var dedik. Buna nereden geldik? Bunu ne şekilde biz İngilizce öğrenimine adapte edebiliriz? Ve bununla ilgili pratik, aslında ilginizi çekecek, belki sıra dışı bulacağınız örnekler neler? Bunları tek tek birazdan işleyeceğiz. Şimdi ilginç bir bilgiyle başlayalım. Ben lisedeyken İngilizce hocamız demişti ki Türkçe öğretmeni bir okulda olmadığında onun yerine kim derse girer biliyor musunuz? Ben de düşünmüştüm, yani Türkçe öğretmeni yoksa yerine herhalde tarih, coğrafya, ne bileyim hani sosyal bilimlerle ilgili bir öğretmen girer. İngilizce ile ilgili bir şey hiç aklıma gelmemişti. İngilizce öğretmenim de demişti ki Türkçe öğretmeni bir okulda yoksa onun dersine İngilizce öğretmeni girer. Bu da bana açıkçası çok hani o zaman da lisenin başındaki bir öğrenci kafasıyla çok saçma gelmişti. Demiştim ki ya Türkçe ile İngilizce'nin ne alakası var? Hani İngilizce hocasının Türkçe dersinde işi ne? Gibi düşünmüştüm. Ama sonra yıllar sonra ne bileyim Boğaziçi'ne geldikten, türlü türlü dil bilim dersi aldıktan, lisans üstünde binlerce makale okuduk. Gerçi binlerce demeyeyim, binlerce okumadık ama binlerce sayfa diyeyim. Binlerce sayfa makale okuduktan sonra dilin yapısı, dilin evrenselliği üzerine düşündükten sonra bunun aslında çok da makul bir şey olduğunu anladım ve sebeplerini de şimdi sizinle göreceğiz. Şimdi diyoruz ki iyi İngilizce öğrenmek için iyi Türkçe bilmek size fayda sağlar. Ama aslında burada özel olarak benim bahsettiğim Türkçe değil. Hani başka bir dil, kendi ana dilinizi iyi bilmek sizin ikinci bir dili anlamanıza, kavramanıza yardımcı olur. Mesela dillerin evrensel nitelikleri vardır ve bundan dolayı da bir dili siz iyi derecede biliyorsanız, dilin yapısına hakimseniz, o zaman diğer bir dili daha rahat anlarsınız. Mesela şimdi dillerin hepsini bir araba gibi düşünebilirsiniz. İşte farklı farklı marka, model arabalar var, değil mi? Bunların renkleri, motorları, yakıtları hepsi birbirinden farklı olabiliyor. Bin bir türlü seçenek var. Şimdi her dili bir araba olarak düşünebilirsiniz. İşte kimisi daha hızlı, kimisi daha yavaş, kimisinin opsiyonu daha fazla. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ama siz kabaca bir arabayı nasıl kullanacağınızı biliyorsanız, parçalarını biliyorsanız, hani nasıl süreceğinizi biliyorsanız, başka bir arabaya geçtiğinizde evet belki bir alışma süresine ihtiyaç duyarsınız ama o başka arabayı da kullanabilirsiniz. Şimdi dillerin evrensel niteliklerinden birisi özellikle de kelime grupları, kelime formları, mesela isimler, sıfatlar, fiiller, bunlar her dilde olan kategoriler. Şimdi buraya geldik ya, dedik ki hani mesela araba düşünün, arabaların renkleri, motorları, yakıtları vardır, işte her birinin bir direksiyonu vardır. Nasıl her bir arabanın bir direksiyonu varsa dillerde de mesela her bir dilde fiil dediğimiz bir şey var. Yani eylem bildiren bir parça var. Ondan sonra özne dediğimiz bir parça var. Cümlenin belirttiği işi yapan kişi var. İşte nesne dediğimiz bir parça var. Öznenin yaptığı işten ya da fiilden etkilenen bir parça var. Mesela bunlar evrensel şeyler. Ya da dediğim sıfat gibi, sıfat dediğimiz bir şey var. İsmi nitelendiren, sayısını, rengini, özelliğini belirten şeyler var. Bunlar diller arası paylaşılan faktörler, parçalar.
Şimdi dil bilinciniz varsa mesela Türkçeyi siz sadece kuru kuru öğrenmediyseniz ama Türkçe üzerine düşündüyseniz ne bileyim kelime türleri, isim nedir, sıfat nedir, fiil nedir bunu biliyorsanız işte cümlenin öğeleri öz nedir, yüklemdir, işte tümleçtir, dolaylı tümleçtir, belirtili nesnedir, belirtisiz nesnedir. Bunlar tabii Türkçe derslerinde sürekli ısıtılıp önümüze geldiği için bir yerden sonra artık bıkıyoruz, çok ilgi göstermiyoruz ama aslında bunları bilmek bir yabancı dil öğrenme sürecinde size çok yardımcı olacak. Çünkü bunlar da diller arasında genelde paylaşılan evrensel öğelerden bazıları. Aynı zamanda Türkçe dilinde sizin kelime dağarcığınız zenginse İngilizceye giderken de o kelime dağarcığını daha zengin tutuyorsunuz. Farklı kelimeler arıyorsunuz. Genişletmeye çalışıyorsunuz. Şimdi gelelim basit bir örneğe. Hani dedim ya siz Türkçeyi iyi bilirseniz İngilizceyi de daha rahat anlayabilirsiniz. Diyelim ki Türkçe'de etken ve edilgen fiil dediğimiz yo yanlış söyledim. Bakın şimdi ben de şu an canlı hatamı fark ettim. Geçişli fiil, geçişsiz fiil olması lazım. Tabi aramızda Türkçe uzmanı varsa beni düzeltsin. Transitive, intransitive. Şimdi geçişli fiil ne yapıyor? Nesne alıyor. Geçişsiz fiil nesne almıyor. Mesela ne diyelim? İngilizce'de öldürmek fiili geçişli bir fiildir. Yani nesne gerektirir. To kill someone. Genel kullanımı bu şekilde. Hani geçişsiz belki birkaç kullanımına rastlayabilirsiniz ama %90 to kill someone hani birini öldürmek şeklinde geçer. Bu terimlerin İngilizcesi de transitive ve intransitive verbs. Hatta sözlükte bir kelimeye baktığınızda mesela to kill kelimesine baktığınızda böyle parantez içinde basılı ya da internetteki bir sözlükte T ya da I diye yazar. I diye yazıyorsa intransitive geçişsiz, T diye yazıyorsa transitive yani geçişli demek. Bu da size bir ipucu olsun. Ha, to kill someone nesne ile kullanılır. Mesela şimdi Türkçe düşünen biri, Türkçe'de geçişli geçişsiz fiil ayrımını bilmeyen, bundan habersiz olan birisi haliyle İngilizce'de de buna çok dikkat etmez. Gördüğünde de kolay kolay anlamaz. Mesela şöyle bir cümle yazar. İşte ben öldürdüm. Şimdi bu yazan kişiye makul, güzel bir cümle olarak görünebilir ama bu İngilizce'de eksik bir cümle. İngilizce'de bunu yazdığınızda kimi öldürdün diye karşınızdaki kişi gözünüzün içine bakar ya da okuyan kişi bu cümlenin devamını arar. Nerede bunun devamı diye bakar. I killed him, her, them. İşte someone, someone. Hani burada birisi olmak zorunda. Niye zorunda? Çünkü bu kill fiili, öldürmek, to kill someone fiili, öldürmek fiili ne? Geçişli bir fiil ve o sebeple sizden bir nesne istiyor. Yani o fiilin yaptığı işten etkilenecek kişi kimse, etkilenen kişi kimse ardından yazmanızı gerektiriyor. Şimdi siz Türkçe'de geçişli fiil, geçişsiz fiil nedir diye biliyorsanız, ondan sonra Türkçe'de nesne nedir biliyorsanız, fiil nedir biliyorsanız, şurada söylediğim şey çat diye oturur gördüğünüzde. Aa zaten dersiniz ben bunu Türkçe'de görüyorum. Aynısı Türkçe'de de var ya da benzer yapılar Türkçe'de de var. Hemencecik anlarsınız. Ama siz bunu Türkçe'de bilmiyorsanız bir de gidip İngilizce'de gördüğünüzde olay patlar. Çünkü zihninizde onu yerleştirmeniz vakit alır. İlk önce bir Türkçesini anlamaya çalışırsınız, sonra İngilizcesini anlamaya çalışırsınız. Hikaye karmaşık bir hal alır. Şimdi daha ileri seviye bir örneğe geçelim. Ben bunu özellikle İngilizce yazarken ve konuşurken öğrencilerde görüyorum. Mesela diyor ki öğrenci, hani çoğu öğrenciyle konuştum özellikle hazırlık sınıfındakiler. Hocam ben bunun Türkçesini bile yazamam. Diyelim ki bir tane İngilizce kompozisyon yazmamız gerekiyor. İşte insan hakları, küresel ısınma ya da nükleer enerji farklı konular. Diyor ki ben bunun Türkçesini bile yazamam. Aynen öyle. Öğrencilerin çoğunun Türkçesini bile yazamıyor. Niye Türkçesini bile yazamıyor? Çünkü okumamış. Yani haber takip etmek yok, kitap gazete okumak yok ya da çok az var. Hani boş ya da içeriği dolu olmayan şeyler sık sık okunmuş. O yüzden ne olmuş? Öğrenciler yeterli bilgi birikimini, kelime birikimini, fikir birikimini oluşturamamış. O yüzden Türkçesini yazamıyor. Türkçesinde bile aklına fikir gelmezken o öğrenciden o konunun İngilizcesini yazmasını beklemek, fikir geliştirmesini beklemek çok zor. Ama mesela siz bir konu hakkında bol bol Türkçe okuma yapmışsanız, tabii ben ileride tabii diğer derslere baktıysanız görürsünüz. Writing'de
iyi bir şey çıkarmak için İngilizce, yani Türkçe okumaktan bahsetmiyorum. Bol bol o konuda İngilizce okumanız lazım. Ama siz genel olarak Türkçe'de de bu konuyla ilgili fikir sahibiyseniz İngilizce yazı yazmak sizin için daha kolay bir hal alır. O yüzden hem konuşurken hem yazarken daha içi dolu şeyler geliştirirken kesinlikle ve kesinlikle kendi ana dilinizde de zengin bir fikir dağarcığı, tecrübe dağarcığı, kelime dağarcığı, ifade dağarcığı oluşturmanız lazım. Bu da neyle oluyor? Okuyarak ve dinleyerek oluyor. İyi kaynakları tüketerek oluyor. Şimdi ne yaptık bu derste? Aslında bizim İngilizce öğrenme sürecinde kendi ana dilimizle ve genel anlamda dilin yapısıyla ilgili bilinç sahibi olmamızın, bu temel kuralları bilmemizin ikinci bir dil öğrenmeyi, İngilizce olsun, başka bir dil olsun, bunları öğrenmeyi kolaylaştırdığını gördük. O yüzden dile bilinçle yaklaşırsanız, kendi ana dilinizde başarılıysanız, zengin bir kelime dağarcığınız varsa, çok okuyorsanız, dil üzerinde düşünüyorsanız, dilin inceliklerinin farkındaysanız, ikinci bir dil öğrenirken de bu bilgilerinizi aslında oraya aktarabilirsiniz. Şimdi bu dersin sonunda sık sık sorulan bir soru, öğrencilerden, okurlardan, sosyal medyadan bir sürü yerden, işte hocam nereden başlayayım, nasıl İngilizcemi ilerleteyim gibi sürekli sorular geliyor. Çok hevesliyim, ne yapayım, nasıl yapayım diye. Ben de artık bu sorulara tek tek cevap vermek yerine oturduğum 4-5 gün aklımda ne varsa bir yol haritası, bir rehber olarak öğrencilerin takip etmesi gereken ne varsa İngilizce öğrenmeye nereden başlamak gerekir diye bir yazı olarak, belki 3-4 saatte tüketebileceğiniz bir yazı, videolar da var çünkü içinde, bir yazı olarak bir araya getirdim. O yüzden şu anda siz de İngilizce öğrenme sürecinde nereden başlayayım, nasıl ilerleyeyim gibi sorularınız varsa direkt tavsiyem bu yazıyı baştan sona okuyup buradaki sistemi uygulamanız olur. Zaten link ekranda görüyorsunuz. Aşağıda yorumlar kısmında da sizinle paylaşacağım. Evet, bu ders için söyleyeceklerim bunlar. Sizin için verimli, güzel bir ders olduğunu umuyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.